Herkese merhaba. Ben uzman klinik psikolog Pembe Ardıç. Girne Belediyesi Danışmanlık Merkezi'ne dışarıdan terapi hizmeti sunmaktayım. Sizlere çok kısa bir video çekip bir iki öneride bulunmak istedim. Bundan yaklaşık bir ay önce hayatımıza daha önce hiç karşılaşmadığımız bir tehdit girdi. Koronavirüsü ile birlikte yalnız fiziksel sağlığımız değil, psikolojik, ruhsal sağlığımız da tehlike altında kaldı. Peki neden? Hayatımızı tehdit eden bir dış etmen olduğunda ortaya korku ve kaygı gibi duygular çıkar. Korku ve kaygı, özellikle kaygı, çok fazla yükseldiğinde hayatımızda bazı olumsuzluklara yol açar. Peki biz bu kaygının yükselmemesi için ne yapabiliriz? Öncelikle en önemli noktalardan biri uyku düzenimizi tekrardan gözden geçirip düzenli bir hale gelmesini sağlamamız gerekiyor. İşte işe gitmememiz sebebiyle bu dönemde özellikle bu bozulmalara yol açmasına sebep vermemeliyiz. İkincisi, sağlıklı beslenmeliyiz. Kaygı, kafein ve aşırı şekerli yiyeceklerden beslenir. O yüzden özellikle bu tür rafinere gıdalardan uzak durmaya çalışalım. Üçüncü nokta, eğer mümkünse haftada en az 3, güzel olanı 4 veya 5 gün aktif bir spor yapmak. Kaygılarımızın azalması için normal zamanda da spor bizlere çok fazla yardımcı oluyor. Aslında bu söylediklerim çok önemli noktalardan biri. Bir diğeri ise son zamanlarda özellikle koronavirüsünde gözlemlediğimiz şey, sosyal medyada bulunan bilgi kirliliği kaygılarımızı çok fazla yükseltiyor. O yüzden size önerim, günün 1 veya 2 saatini, ya bu sabah saati olur ya akşam saati ya da sabah veya akşamları, yaklaşık 10-15 dakikanızı ayırarak güvenilir kaynaklardan, Dünya Sağlık Örgütü, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği gibi kaynaklardan koronayla ilgili yeni gelişmeleri takip etmeniz ve ondan sonra başka bir yerlerden bilgi edinmeye çalışmamanız sizi bu süreçte rahatlatacaktır. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.